Dostlar herkese selamlar. Bildiğiniz gibi bu muhtarlık sürecinde yapmamız gereken çok iş var. Hem seçim öncesinde hem inşallah seçildikten sonra. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Hani muhtarın partisi olmaz. Bizim görüşümüzde, benim görüşümde böyle bir durum var. Biz aslında hiçbir partiden değiliz. Hiçbir partiye yakın değiliz. Ama aslında her partideniz ve her partiye yakınız. Çünkü amacımız eğer köyümüze hizmet getirmekse bizi yönetecek her gerek ilçe olsun, gerek büyükşehir olsun tüm partilere yakın olmamız lazım. Bu arada ortalıkta karışınca biraz şey yapamadık. Şimdi devam edelim abi böyle. Bugün CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay gelecek. Onun için burada bir toplanma durumu var. Şimdi biz de geldik. Bakalım burada şimdi hem kendisine hem de Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur'a eğer ulaşabilirsek, kendilerine hani köyümüzün eksikleriyle ilgili hemen arada birkaç cümle fısıldayabilirsek bu bizim için iyi olacak. Devamında da zaten süreçte kendilerini ziyaret edip köyümüzün durumu ile ilgili kendilerini bilgilendireceğiz. Evet, az önce de dediğim gibi biz muhtarlık olarak herhangi bir partiyle bağlantımız olmayacak. Biz sadece hizmet için var olacağız. Şu anda da kendilerine ulaştık. Az önce kısa bir kesit oradan da almaya çalıştık. Köyümüzle ilgili, eksiklerimizle ilgili kısa bir iki cümle de olsa dile getirdik. İnşallah bundan sonra diğer partilerin başkan adayları geldiğinde kendilerini de ziyaret edeceğiz. Kendilerine de ulaşmaya çalışacağız. Amaç köyümüze hizmet. İnşallah her şey güzel olacak dostlar. Şimdi burada bir matbaada işimiz var. O tarafa doğru yolumuza devam ediyoruz. Evet dostlar, şimdi de Deniz ve Tayfun abimin yanına geldim. Merhabalar. Hoş geldin muhtar. Eyvallah. Sevgili muhtar. Sağ olun, hoş bulduk. Şimdi bir önceki bölümde biliyorsunuz bir karşılama için, köyümüzün ihtiyaçlarını dile getirmek için Büyükşehir Başkan Adayı ve aynı zamanda Kınık İlçe Başkan Adaylarını yakalamıştık diyelim. Onun sonrasında matbaaya gittim. Matbaada işte baskı işlerimiz vardı. Bir önceki videoda biliyorsunuz, sizlere de daha sonra fotoğraf olarak göndermiştim hatta bu arabayı değiştirmiştik falan. Büyük posterlerimizi, afişlerimizi yaptırdık. Şimdi de küçük el ilanlarımız var. Onun bir demo baskısını aldık. Sizlere de az sonra gösteririm, bakarsınız siz de. Ama burada tabii hani dijital baskı olduğu için rakamlar biraz yüksek. Bergama'da bir bant bağlanmış. Şimdi oraya bağlantı aldık. Hatta siparişleri de verdik. Şimdi birazdan gidip onları alacağım inşallah. Şeyimiz de böyle. Bunu da vereyim ben size, yoksa kalsın. Daha sonra bakarsınız siz de. Proje... Camları da yapıştırmayı düşünüyoruz. Hep destek tam destek. Aynen öyle. Bakalım ya, var niyetlerimiz var yani. Güzel hayırlısı, şeyler inşallah. Planlar, projeler güzel. İnşallah sağ salim bu işin içinden alındakıyla çıkacağını düşünüyoruz. Yani güzel şeyler, köyde eksiklikleri belirlemişsin her şeyi. Yapılabilecekleri, eksik kalanları. Zaten hizmet de bunun için var. Aynen öyle. Bunları da köylü de gördükten sonra bence desteği alır mıyız? Yani alır. En önemlisi o. Yani ben çünkü ben kesin gözüyle bakıyorum, öyle söyleyeyim. Ya bak şimdi. Kesin gözüyle inşallah, bakıyorum. Keşke çünkü olsa. Güzel şeyler bunlar. Yapılmayan eksikler belirlenmiş, her şeyinle ilgileneceksin. Zaten belediyecilik ya da işte muhtar ihtiyaçları karşılama ya da işte yol gösterme anlamında bir şeyler yapıyor. Sen de onları yapacağını düşünüyorum yani. O vizyon var sende. Ya öyle öyle. Zaten orada da hani yaklaşık 45 sularda tane her şeyi anlatıyor. Köyümüz kazanacak. Değil mi? Köyümüz kazanacak. Tabii yani bu yani işte hizmet işi yani. Ya, aynen. Yani o projelerde de hatta bunu daha sonra detaylı olarak YouTube'da da paylaşacağım da hani neler vaat ediyoruz, projelerimiz neler diye. Hepsini anlatacağım. Anlatacağım yani YouTube'da abi, da anlatacağım. İzleyen dostlara da anlatmış olacağız. Şey var yani amaç hani şimdi muhtarın nedir? Tamam hani köyün işte hizmetini görmek birinci vazifesi, asli vazifesi. Ama biz bunun ötesine çıkalım. Ya köydeki komşumuza, dostumuza, oradaki hemşehrilerimize bir şeyler katalım. Aynen, ne kazandırabiliriz? Maddi manevi. Yani sadece yol su elektrik klasik muhabbetlerin ötesinde ne yapabiliriz? Bizi anlatabilmek. Şimdi sen bu piyasayı iyi bilen bir adamsın. Piyasayı iyi bilen adamsın. Her tarafı geziyorsun. Piyasayı biliyorsun. Şimdi bu normal vatandaşın muhtarlığıyla senin yapacağın muhtarlık bir olmaz zaten. Evet. Yani muhakkak bu köye bir şeyler katacağın fazlasıyla. Ben de aynı şeyi ben buna eminim. Ve kefilim. Aza olarak bizi de yazıyoruz. Ya gerçekten önemli. Mesela bugün de işte dediğim gibi şimdi başkanı orada, Büyükşehir Başkanı'nın mesela belediye başkanı da yine.
Ya hemen bir şöyle yakaladım. Şey yakaladım. Hatta onu da bu videonun arasında da paylaşacağız. Yani yakaladım. Yani nedir yani sonuçta tabii ki orada şimdi bir toplantı gibi oturup böyle detaylı anlatma konuşma ortamı değil orası. Tabii ki canım. Yani orada zaten bir hani merhaba hoş geldiniz deyip geçme ortamıyken bile hani biz sağ olsun vaktini de aldık kendisinin. Belki yani bir şekilde videomuz kendilerine de ulaşır buradan selamlar kendilerine de. Ama ne oldu yani hani bir iki kelime de olsa, bir iki cümle de olsa ifade edebildik kendimizi, köyümüzü söyleyebildik. En azından bir yüzümüzü gösterdik kendimize. Yani evet evet yani inşallah olursa da yarın öbür gün zaten bol bol hem Büyükşehir'e hem bizim ilçe belediyesine bol bol kapılarını zorlayacağız, aşındıracağız. Valla kapılarını açalım. Aynen aynen diyorum zaten kapıdan kovsalar bacadan geleceğiz. Bacadan kovsalar pencereden geleceğiz yani bir şekilde hizmet için. Aslında o zaten ama hani tabii. Muhtarlık burada ezbere işte iki kağıt ver. Şey mühürle imzala git genelde proje öyle bilindiği için ha öyle bilindiği için fazla girişken insan yok hizmet anlamında. Ama sen bu tabuyu burada yıkarsın diye düşünüyorum yani açık açık. Yani inşallah hayırlısı olur. İnşallah yani olursa çünkü gerçekten çok güzel şeyler yapabiliriz hep. İstanbul'dan geldi muhtar oldu. Aa bu arada şey var. Onu tabii dostlarla da paylaşmadık. Bugün hatta belki sizde de paylaşmadım hatırlamıyorum konuştuk mu? Şimdi Milliyet Gazetesi'yle bir röportajımız var. Bu muhtarlık süreciyle ilgili. Çok güzel. İyi. Bugün hatta şeyleri yaptık, yazışmaları. Yaptınız mı? Şimdi akşam hani cevaben dönüş yapacağım. Tamam. Büyük ihtimalle yarın öbür gün falan. Ne zaman baskıya girecek? Ya büyük ihtimalle şeyde çıkacak, İnternet Gazetesi'nde çıkacak. Yani basılı çıkar mı emin değilim. Ama İnternet Gazetesi'nde o çıkacak süper. Millet.com.tr'de haber olur. Olarak. Millet.com.tr. Milliyet. Milliyet.com.tr. Tamam. Milliyet.com.tr'de. Çıkacağız inşallah. Hayırlısı inşallah. Bakalım yani sesimizi işte daha çok nereye duyurabiliriz, nasıl duyurabiliriz? Ya bunların da peşinde olacağız çünkü. Yani çiftlik köyü demek her şey demek olacak yani bir noktadan sonra. Oraya atlayacaksın bir nevi hayatını, zamanını, her şeyini. Yani belki çiftlik köy, proje köy olacak. Belki de öyle olacak. Belki yani bu çabamızı, gayretimizi görecek. İşte yani. Büyükşehir olsun, ne bileyim işte Tarım Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı. Yani ya çok çok farklı yerlerden projeler gelebilir, biz projeler sunup destek alabiliriz. Çok güzel şeyler yapılabilir. Belki örnek olursun bölgedeki köylere. Tabii. Aynen öyle. Hayırlısı bakalım. İnşallah bakalım Allah aklına hayırlısını versin. Gönlündekini versin. Amin, amin amin inşallah bakalım. Halkımızın takdiriyle çıktığımız bir yolda inşallah bayrağı gösteririz diyelim. İnşallah. Projelerim güzel. İnşallah diyelim abi. Ben çok vaktinizi de almayayım. Yok estağfurullah. Yavaş yavaş kaçayım. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa gideyim şimdi Bergama'dan şu bizim şeyleri alayım. Çünkü şimdi ziyaretler başlayacak. Tamam. Komşu ziyaretlerine başlayacağız tabii. Gideceğiz anlatacağız. Çalışmalar. Aynen. Bu aralar biraz yoğun olacağız ama sık sık da gelip gitme işlerim de olacak. Biz buralardayız. Hani gene görüşürüz ederiz. Ona göre. Bizi bulacağın yerler belli. Aynen inşallah. Zaten şimdi şey de var. Bu videonun başında da söylemiştim. Hatta şimdi hani bugün İşte adaylardan CHP'nin adayları geldi. Şimdi hep söylüyorum ben yani muhtar olarak bizim hani siyasi olarak işte biz şu parti deniz, bu parti deniz gibi bir şeyimiz yok asla. Biz köyümüze nereden hizmet alabilirsek, hangi partiden, hangi işte belediyeden ne alabilirsek biz bunun peşinde olacağız. Şimdi önümüzdeki dönemlerde muhtemelen şeyler de gelecek. Hani diğer partilerin de başkanları, adayları bir şeyler geldikçe ben zaten sık sık buraya gelip gidiyor olacağım. Hatta belediye başkan adaylarını da ziyaret etme düşüncem var. Peşlerine hani, bırakmayacağım. Aynen şimdiden onlarla da bir görüşüp tanışıp hani sizin adaylığınız hayırlı olsun, benim adaylığım da hayırlı olsun. Hani inşallah siz seçilirsiniz. Ama benimki daha çok hayırlı olsun diye. Sizin hayırlı olsun ama benimki daha çok hayırlı olsun. Bizimki de hayırlı olsun, sizinki de hayırlı olsun. İnşallah daha çok görüşeceğiz gibisinden. Hani kendilerine de bir ziyaret niyetim var. Dolayısıyla hani kınağa da çok çok gelip gideceğiz yani önümüzdeki günlerde. İnşallah. İnşallah sizlerle az bir zaman kaldı zaten 45 gün gibi bir buçuk aylık bir zaman. Aynen, aynen. Çünkü göz açıp kapayıncaya geçer koşturmanın içinde. Öyle öyle olur muhtemelen. Aynen bakalım. Hakkımız da hayırlısı olsun. Hayır. Ben çok vaktinizi almayayım. Eyvallah. Görüşürüz tekrar. Bana müsaade. Görüşürüz. Sağ olun. Uğurlu olsun. Hadi sağ olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Broşürüm kalsın sonra. Tamam. Görüşürüz yine. Tamam. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz. Şimdi az önce tam Tayfun abiyle Deniz'le konuştuk. Mekandan ayrılıyordum. O anda Sami Başkan geldi. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Allah olsun. Nasılsınız? Sağ olun sizleri sormalı. Çok teşekkürler. Hayırlı çalışmalar. Sağ olun teşekkürler. Sağdayız biz de. İnşallah inşallah. İlk önce gönlünüze soruyunuzda talibiz. Allah'ın izniyle hizmet bayramımızı devam edeceğiz. Evet evet hayırlısı olsun inşallah. Tamam. Biliyorsunuz sizle konuşmuştuk da zaten. Evet. Benim de şimdi bir köyde muhtar adaylığı durumum söz konusu. Hayırlı olsun tebrikler. İnşallah çok sağ olun. Size de başarılar. Bize de başarılar. Abi, inşallah. İnşallah güzel olsun her şey. Sonuçta i̇nşallah. Evimiz hani hizmet için bu işlere talip oluyoruz bir şekilde. Bizim zaten tabirimiz şu. Biz bir hizmet ekibiyiz. Ve hizmet yoluna devam ediyoruz. Yolumuz hizmet yolu. Yol otobüsümüz aynı, yolcumuz aynı. Şoför değişti,
biraz gençleşti. Daha hızlı bir şekilde oyumuzu çoğaltarak devam edecek. Mart seçimlerine gidiyoruz Allah'ın izniyle. Evet, evet inşallah. Aynen. Bu arada Sami Başkan da Kınık Belediyesi'nin AK Parti Belediye Başkan adayı şu anda evet. Kendisi. Şimdi dostlarımızla da az önce de bahsettik. İnşallah zaten bir müsait olduğunuzda uygun olursanız olur. Bir gelelim. Hani hem siz bir dostlarımıza da anlatırsınız. Hani Kınık için neler yaptık bu zamana kadar, bugünden sonra neler seçim yapılacak diye. Seçim ofisinize bekleriz. Süreç içinde her köye geldiğimiz gibi sizin köyünüze de geleceğiz. Bugüne kadar nelerin yapılmasına vesile olmuşuk. Bundan sonra neler yapacağız? Nelerdir? Bunları da anlatacağız. Onları da daha detaylı tabii. Aynen inşallah geldiğinizde biz köyde de görüşürüz. Tamam kardeşim. Çok teşekkürler. Sağ olun başkanım. Görüşürüz. Sana da başarılar. Çok teşekkürler. Size de başarılar. Seçimlere hoca buyurun bir bardak çayımıza. İnşallah. Muhabbet ederiz. Evet dostlar şimdi tam geldim. Merhaba kolay gelsin. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim broşürler kesiliyor. Şu an kesiliyor. Tam ucuna yetiştik biz de. Bakalım nasıl oldu? Vay be vallahi. Çok güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Hayırlı ha. Uğurlu olsun inşallah. Sağ ol sağ ol inşallah. Şimdi katlamaya girdik. Şöyle bakabilirsiniz. Çok güzel oldu çok. Vallahi çok beğendim ya. Elinize sağlık. Sağ olun sağ olun. Elinize hayırlısı sağlık. Olsun. Hayırlısı sağ olsun inşallah. Çok teşekkürler. Vallahi çok sağ ol. Fatih teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Broşürlerimiz çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Hayırlısı olsun inşallah. Yani inşallah bakalım yani yazdık, çizdik, anlattık. İnşallah evet. Köydeki komşularımızla da paylaşalım. İnşallah. Allah içinize sindirsin. Allah muvaffak etsin inşallah. Amin. Amin. Güzel bir seçim olsun. Seçim atmosferine girdik. Bizde ciddi bir yoğunluk var. Tabii bu tarz işler bizim için artık böyle çocuk oyuncağı olmaya başladı. Ben 38 yaşındayım. Çocukluğumdan beri işte yaklaşık 5 seçim falan geçirmişimdir şu ana kadar. Tahmin ediyorum. Seçim çok güzel bir olay. İnsanların hem daha fazla sosyalleşmesini de sağlıyor. Birbirimizi mesela başka türlü tanıma imkanımız olmaz. Yoktu. Mümkün değil. Yoktu. İşte bu bahaneyle birçok insana dokunuyoruz biz de. Birçok insan tanıyoruz. Aslında bizim için de sosyalleşmek için de çok güzel bir bize şey katıyor. Fırsat oluyor. Fırsat katıyor. Hayırlısı olsun sizin adınıza. İnşallah. Çok teşekkürler. Yani ben hatta az önce de konuştuk. Şeyi beklerken, katlamaları beklerken. Yani sizin mekanınız da hani benim Bergama'da olmasını tahmin etmediğim ölçekte gayet güzel donanımlı bir mekan aslında. Evet. Yani işleriniz de güzel inşallah. Evet, evet, çok şükür. Az önce şükür. Konuşuyorduk herhalde. Zaten dışarıya evet. Da işleriniz var. İstersen belki ondan da bahsedebilirsin dostlara evet, da. Yani sadece Bergama'ya değil de dışarıya da iş yapıyoruz. Çünkü dışarıda da bayağı bir müşterimiz var. İsteyen kişiler bize işte mail yoluyla ya da telefonla, WhatsApp yoluyla iletişime geçiyorlar. Grafikteki grafik departmanımızdaki arkadaşlar onlarla iletişime geçtikten sonra tasarımların onayı alınıyor ve sonrasında aşağıda makinalarımız var, büyük baskı makinalarımız var. Üretim oluyor. Üretim olduktan sonra kargo ile ürünlerini gönderiyoruz. Bu şekilde efektif bir çalışma ortamı var burada. Yaklaşık 22 tane genç arkadaşımızın çalıştığı maşallah. Bir ortam var. Çok güzel. Aynı zamanda istihdama da katkı evet, oluyor. Evet, evet. Kadın işçilerimiz de var. Çok kadın güzel. Arkadaşlarımız var. Ondan sonra diğer arkadaşlar da aynı şekilde. Güzel bir çalışma ortamımız var. Herkesi kahve içmeye, çay içmeye bekleriz. Öncelikle hedefimiz şey, para kazanmak bizde ikinci planda. Birinci önceliğimiz çözüm üretmek. Çözüm odaklı bir işletmeyiz. Evet. Firma ismini de verelim hatta istersen. Yine olur. Dostlarımızdan da. Canoğlu Matbaa ve Reklam. Ben işletme sahibi Hasan Canoğlu. Zaten sonuçta bu işlerde hep şey önemli. Yani dediğin gibi hani karşı tarafı memnun edebiliyorsan, müşteriyi elde tutabiliyorsan, evet. O aradaki ilişkiler sağlam kuruluyorsa, iş de düzgün çıkıyorsa, evet. O zaman neden olmasın dediğim yani, yıldan yıla şimdi mesela nesile. Kesinlikle sizin size verdiğimiz şu işte sizin şu yüzünüzün gülmesi benim o kadar mutlu ediyor ki yani kazandığımız paradan veyahut da aldığımız paradan ziyade bu esas mutluluk bu bizim için. Elbette herkes iş yaparken para kazanmak amacıyla yapıyor ama tabii ki bunun hazzı çok başka. Yoksa ben her zaman söylüyorum insan bir şekilde parayı kazanabilir ama mutlu olduğu işi yaparak para kazanmak çok, çok daha, daha başka. Başka. O anlamda da biz gerçekten sevdiğimiz ve huzur bulduğumuz işi yaptığımızdan da çok şanslıyız. Kendimi şanslı hissediyorum bu konuda. Evet. Sizin gibi insanlarla tanışmak da çok önemli. Evet. O da büyük bir şans bizim için. Bu sayede birbirimize denk gelebiliyoruz yani. Ya tabii aynı şekilde yine Kınık'ta da işte bizim hani diğer bir takım baskı işleri vardı. Evet. Oradaki arkadaşlarla da tanıştık. Şimdi vesileyle evet. Sizlerle de tanıştık. Yani sonuçta buralar küçük yerler. Belki bakarsın evet. Yarın öbür gün hiç ummadık bambaşka şeyler olur. İşbirlikleri evet, olabilir. Evet, evet. Başka başka süreçler bizi bekliyor olabilir. Yani bu sadece onun bir vesilesi olmuş olur. Belki evet, tanışmamıza kesinlikle. Vesile olmuş olur. İnşallah siz de projelerinizden bahsettiniz biraz. Hı-hı.
çok heyecan verici bir girişimci ruhla birlikte muhtarlık adaylığına başvurmuşsunuz. Bu anlamda da köylerin veyahut da mahallelerin şimdiki yeni adıyla gelişmesi ve kalkınması için sizin gibi proje odaklı iş bitiren insanların olması kesinlikle köylerin kalkınması için önemli. Projelerinizi inşallah gerçekleştirirsiniz. İnşallah. Bu süreçte de projelerinizde işte matbaalık veyahut da baskılık işte veyahut da outdoor indoor reklamlarla ilgili çalışmalarda her türlü desteğe hazır. Çünkü ben hep şey konusunda da işletmedeki arkadaşlara da onu söylüyorum. Çalıştığımız arkadaşlarımıza da söylüyorum. Yani bu tarz böyle girişimci ruha sahip insanlara destek verelim ki burada farklı bir hikaye yazılsın. Yani bölgemiz kalkınsın. Çünkü ben sadece Bergama odaklı değiliz. Yani bölgemizde işte Kınık, Dikili gibi, Ayvalık gibi buradaki lokasyonda yaşayan insanlar da bizim insanımız. Çünkü biz yani herkes bizim insanımız buradaki. Burada elin taşın altına koyan herkes kıymetli. O anlamda siz de çok kıymetlisiniz. Tanışmamız da gerçekten çok kıymetli oldu. Dediğim gibi projelerinizin İnşallah hayata geçmesi konusunda ben inanıyorum ki köy halkı da size bu konuda destek verecektir. İnşallah köyden de izliyor dostlar. İnşallah. Oylarınızı bekliyoruz arkadaşlar dostlar. İnşallah bu konuda da destek verecektir. Çünkü onlara çok anlattığınız şeyleri ben dinledikten sonra çok büyük bir heyecan duydum. Çünkü oradaki köy halkının kalkınmasını sağlayacak projeler bunlar. Evet. O anlamda yani sonuca ulaştıktan sonra diyeyim biz de hazırız destek vermeye. İnşallah. Sizin adınıza hayırlısı olsun. Köyünüz adına da mahalleniz adına da hayırlısı olsun. İnşallah. Çok teşekkürler. Zaten dediğin gibi eğer zaten hani bu süreç planladığımız şekilde devam eder de inşallah göreve gelirsek hani o noktada o kadar çok şey yapmayı düşünüyorum ki aslında hani bu noktada mutlaka yine paslaşıyor olacağız. Kesinlikle. Yani sizden rica edeceğimiz işler olacak. Belki diyeceğiz hatta şimdi yeri gelmişken hani köyümüze destek adı altında biraz kesinlikle daha bize bir güzellik yapın hani falan gibi tabii, belki tabii ricalarımız da olabilir. Evet. Size tabii imkanlar doğrultusunda destekleyebilirsiniz. Yani bu tarz güzel işlerde tabii işletmeler ayağa kalkana kadar böyle destekleri tabii, biz zaten veriyoruz. Bizim işletmemizde böyle bir politika da var. Belli bir yere kadar orada biz de desteğimizi veririz inşallah. Her zaman yanınızdayız. Hayırlısı olsun şimdiden. İnşallah seçim sizin adınıza hayırlı olur. Sonrasında Çiftlik Köylü galiba değil mi? Evet Çiftlik Köylü. Çiftlik Mahallesi adına da hayırlı olur. Çok teşekkür ediyorum. İyi dileklerin içinde. Yani tanıştık. Güzel de oldu. Ben müsaade isteyeyim. Müsaadesiz. Yine tekrar görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah. Her zaman bekleriz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederiz. En son Bergama'ya gelmiştik videomuzda biliyorsunuz. Baskılarımızı almak için. Bergama'ya gelince Ahmet abinin yanına gelmesem olmaz. Hemen bir alo dedim. Hoş geldin. Merhaba, kardeşim. Hoş bulduk. Ne haber abi, iyisin? İyi Allah'a şükür. Sizlere de selamlar. Herkese de selamlar. Daha önceki videolarda bir bahsetmiştim. Bergama'da Ahmet abim var. Onunla da güzel şeyler yapacağız inşallah. Bir videolar i̇nşallah, çekeceğiz diye. İnşallah. Bugün Bergama'ya gelince de aradım. Sağ ol sen de müsaitmişsin. Hani bir çay evet, içelim, bir ayaküstü de olsa, hani bir kısaca da olsa bir görüşelim dedik. Evet, evet. Güzel oldu. Biliyorsun zaten takip ediyorsun. Bizim şimdi muhtarlık işlerimiz vardı. Evet. Ben de az önce şeydeydim. Şu baskı işleri için gelmiştim Bergama'ya. Oradan sana da ulaştım. Bu arada broşürlerimiz de basıldı dostlar. Şöyle sana da vereyim abi. Sen bir detaylı incelersin de daha sonra. İnşallah. Tabii tabii. Bakalım böyle bir niyetimiz var. Çıktık bir yola. Hakkımız da hayırlısı olsun diyelim. Ya işte bu işte tabii adım atmakla, başlamakla oluyor. Yani ilk adımı atmazsan, başlamazsan hiçbir şey olmuyor, arkası gelmiyor. Yani daha önce de ufak ufak seninle paylaşıyorduk, olur mu olmaz mı, yapayım mı, edeyim mi falan filan. Ne diyordum ben? Senden iyi yapacak adam mı var? Yani, yürü diyordu. Evet, evet. Ha ne oldu? Sen de tamam dedin ya, olsun bu iş. Aslında girdin niyetine, iyi de yaptın. İyi de yaptın, yapabileceğin bir iş, güzel bir iş. Köy yerinde şeyin yok yani ekilişin yok, bitkişilişin yok, hayvanın yok, haşatın yok. Yani serbest bir adamsın. Evet yani bu koşturmak için zamanın olacak. Zamanın, ben de mesela onu çok önemsiyorum. Zamanın bol, serbestsin. Zaten ortamlara alışkın bir insansın. Yani sağ sola gittin böyle ıkılacak, sıkılacak işte acaba yani ben köyüm için bir şeyi nasıl isterim, isteyebilir miyim, isteyemem mi? Diyecek bir insan değilsin. Birçok ortamlarda bulunmuşsun. Büyük şehirlerde yaşamışsın. Hani burada az çok böyle gözümden de şey yaptım, baktım. Kolay değil tabii yani eğitim durumu. Hani reklama girmesin de 3 üniversite görüyorum burada. Kolay da bir şey değil yani. Bunlar ikisi ikişer yıllık, biri 4 yıllık, 8 yıl bir mücadele. Tabii. Yani dostlar şimdi bu
Uluş kardeşimiz hani biz seyrediyoruz orada köyde işte ekiyor, biçiyor, biber topluyor, organik tarım falan ama bunun altında işte turizmcilik var, şu var, bu var, hepsi var. Hizmet edecek inşallah. Biz öyle görüyoruz. İnşallah. Vallahi, ne diyelim? Bakalım. Kameraya konuşmak da kolay olmuyor. Değil mi şimdi? Sen de ilk kez tabii bu şey yapıyorsun. Yani, ilk kez yani, kamera karşısındasın. Yani. Ya valla onunla konuşacağız ayrıca. Ona da geliriz en son. Yani evet. Dediğim gibi şimdi ben de çok düşündüm bu konuya. Yani sonuçta ben hep hani dostlara da söylüyorum. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Köydeki komşularımla da hani bir araya geldiğimizde söylüyorum. Sanki benim kendi köyüm gibi. Evet. Hani ben böyle sanki orada işte doğmuşum, büyümüşüm de sonra şehre gitmişim, yıllarca çalışmışım. Yıllar sonra tekrar kendi köyüme geri dönmüşüm gibi. Ana hani, baba ocağına dönmüş gibi. Gibi aynen işte evet, hani evet. Büyüklerim, abilerim, ablalarım, küçüklerim, kardeşlerim, yeğenlerim. Yani öyle bir yakın ve güzel bir ilişkiler içindeyiz. Aynen, aynen. Şimdi yani bu seçim süreci de gerçekten benim hani köyüme bir vefa borcum olarak düşünüyorum aslında bu süreci. Yani eğer şimdi şey olursa komşularımız tarafından takdir görür de hani bu işe hadi Uluç yürü derlerse inşallah çok şey yapabileceğimizi düşünüyorum. Zaten hani broşürde de madde madde 44-45 maddemiz var dostlar. Yani çok şey planlıyoruz, çok şey düşünüyoruz. Yani şimdi biz buradan kabadan hemen öyle bakıverdik ama tabii şimdi bizler hani Bergama'da yaşayan insanlar olarak özellikle mesela köylerde böyle broşürlere, bu hani bizim burada belediye başkanlarının yapacağı şeyler. İşte böyle vaatlerini açıklasın, işte broşürü bastırsın, etsin, telefonunu, sosyal medya hesaplarını versin falan. Bunlar belediye başkanları. Bizim burada veriyor en alt tabaka olarak. Muhtarlarda böyle bir şey yok, böyle broşür de yok. Afiş de yok, araba giydirme de yok. Afiş de yok, araba giydirme de yok. Biz işte ben muhtarım, bunlar da azalar diyor. İşte tık 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 oy veriliyor, ediliyor. Ha burada bir emek var, neden emek var? Bir iştah var. Şimdi bu iştahı kırmamak lazım. Yani köylü adına, şimdi köylü için konuşayım bunda. Bu iştahı kırmamak lazım. Bu iştahlı arkadaşımızdan faydalanmak lazım. Şimdi sonuçta burada hani sadece arkadaşla ben eğitimim şu, işim bu, köyde ne yaptım bunları anlatmış burada ben ama şimdi burada içeri girdiğin zaman işte köy işleri, öğrencilerimize yönelik projeler, gelir getirici projeler üst üste yaptığında var mı? 25-30 fazla 40, mı? 40'ı geçiyor, 45 oluyor. Yani 40-45'i geçiyor. Aynen. Şimdi 40 tane, 45 tane proje üreten, şöyle broşür haline getiren bir muhtar herhalde köylerde ben yoktur diye tahmin ediyorum. Mantıken 20'sini yani yarısını 5 yılda gerçekleştirebilsen o bile çok güzel bir sonuç bırak, getirir. Onun da yarısı olmasa imkansızlıklardan dolayı, yani senin imkansızlıklarından dolayı değil. Yani siyasetten olur, şöyle olur, böyle olur işte o an oraya bir yatırım gelemez falan filan. Şimdi hemen hadi ince her şey olmuyor. Evet. Sen istediğin kadar mücadele et. Sana hizmet kimden gelecek? İşte Büyükşehir'den gelecek. Bergama Belediyesi'nden gelecek. Bunlar da şimdi geciki verirsen. Kınık Belediyesi. Kınık. Biz Bergama'da yaşadığımız için. Şimdi bunlar da geciki verirse en ölüsü gene bunun onunu gerçekleştirsen. Tabii. Köye büyük bir katkıdır bence. Aynen. Hani biz destekliyoruz. İnşallah köylü de takdir eder. Köylü de destekler. Uluş kardeşimiz mücadeleci bir insan, temiz bir insan, güzel bir insan. Başarılar diliyorum, ne diyeyim? Eyvallah abi ya, eyvallah. Bakalım yani inşallah dediğim gibi yani bir yola çıktık. İnşallah evet. Devamı da güzel olur. Çok güzel şeyler paylaşırız. Yani bunu hep birlikte yaparız. Çünkü mesela ben yorumları da çok takip ediyorum. Hani bazen gerçekten çok güzel böyle hani gerek fikir, gerek yönlendirme, gerek bazı yaptığım hataları söyleme, gerek yaptığım bazı doğruları, ya evet bak Uluç bu doğru yol deme şeklinde çok güzel yorumlar da geliyor. Yorumları da çok dikkate alıyorum. Eminim böyle bir süreç olursa biz aslında bu köyü sadece köy olarak değil ya belki çok büyük bir YouTube ailesi olarak hani akıl akıldan üstündür. Ben bir şey düşünürüm, yapmaya çalışırım. Sen bana dersin ki ya Uluç böyle ama bak şunu şurasını şöyle yapsan çok daha güzel olur. Oturur düşünürüz. Abi evet haklısın ya. O zaman biz neden bunu böyle yapmayalım? Sonuçta amaç hizmetse, gitmek istediğimiz nokta başarıysa veyahut da hiç ummadığın yerde bir takoz tekerleğin altına konur. Aşamazsın ama dostlardan biri onun aşmanın yolunu biliyordur. Bir tavsiyede bulunur. Bir desteği olur. Bir şey yapar. Bir tavsiyede bulunur. Bir desteği olur. Bir selamla, sabahla belki bazı şeyler de çözülme ihtimali. Ya diyorlar ya sosyal medyanın gücü. Evet. Neden evet. Diyorlar abi? Yani bu gerçekten bir güç yani. Doğru. Bugün şimdi ne iş yaparsan yap artık sosyal medya olmadan hiçbir şey olmuyor. Her şey sosyal medyada. Falanca yerdeyim çat, feşmanca yerdeyim pat. Yani binlerce, milyonlarca kişi görüyor. Tabii. Şimdi tabii. Bu güç de mesela ucun arkasında bu da bir artı. Ya evet. İşte çocuğun okulu vardı, hanımın memnesi vardı, işte hayvanları kim sağacaktı derdin yok senin. Hı hı.
Evet. Sen buradan ateş gibi tak Ankara yaparsın, oradan İstanbul yaparsın, oradan İzmir olayı çözer gelirsin gibi düşünüyorum. Evet. Yani bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum, doğru mu düşünüyorum? Bakalım inşallah inşallah yani ya gerçekten çok güzel şeyler olacak inşallah. Önemli olan niyetlerin güzel olması. Evet. Bir de müsaitlik durumu olması. Niyetin çok güzeldir ama müsait değilsindir. Yine olmaz. Olmaz abi, olmaz. Yani şimdi diyorlar ya hani sırtında yumurta köfesi mi var? Evet abi, şimdi sırtında yumurta köfesi olan adamın hareketi zor olur. Neden zor olur? Hoplayamaz, zıplayamaz. Düşürür, yumurtaları kırar. Ama serbest adam ne yapar? Serbest adam zıpkın gibi gider abi. Evet. Şimdi olay bu. Ben böyle görüyorum. Ben genel olarak değerlendiriyorum. Ha, köye katkın tabii ki olacak. Evet. Şimdi bunlar hep artı. Köylü de bunu herhalde göz önünde, sandığın başına gittiğinde bulundurur, dikkate alır yani. İnşallah köyden izleyen dostlarımız da var. İnşallah dikkate alın dostlar. Evet, yani saygılar sunuyoruz çiftlik köye. Güzel de bir sonuç alalım inşallah. Özellikle İbrahim abime. İbrahim abi ben senin fanınım. Bak, evet, bu adamı sen varsın diye takip ediyorum bak ona göre. Bak iki videonun birinde olacaksın, o kadar. İbrahim abi özel istek var, lütfen bunu dikkate alalım. Zaten köye geldiğimde de konuşacağız bu konuyu. Bakalım dostlar biz keyifli sohbetimize devam edelim. Ahmet abi teşekkürler sana da. Senin de dinle başlıyorduk. Güzel fikirlerin var. Detaylı konuşuyoruz onları da. İnşallah evet, sen bir start verdiğinde inşallah, güzel şeyler yapacağız seninle de. Çekeriz. Dostları olur, da bilgilendiririz. Olur, tabii. Şimdi videoyu da biz çok şey yapmayalım. Çünkü bugün böyle biraz siyasetle başladık aslında ama hep dediğim gibi hatta videoyu da öyle kapatalım. Ben şey diyorum abi. Muhtarın partisi olmaz. Muhtar olmaz. Her partiye yakındır. Her partiden köyüm için zaten işte komşularımız için, hemşehrilerimiz için nereden ne çıkarabiliriz, ne getirebiliriz diye herkese yakın olmalı. Herkesle güzel ilişkileri olmalı. Aynen. Ki bu videomuzda da az önce yine konuşuyorduk. İşte Kınık'ta CHP Kınık İl Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Hanım vardı. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan Adayı vardı. Artı hani onlarla orada bir kısa sohbetimiz olmuştu. Artı en sonunda dönerken de yine Kınık, hatta o da çok güzel tesadüf oldu. Aynı videoda iki partinin de bulunması çok güzel oldu. Yani biz hani her tarafa eşit mesafedeyiz. AK Parti'nin Kınık İl, hep il diyorum, Kınık İl mi olacak İlçe acaba? Kınık İlçe Belediye Başkan Adayı Sami Bey vardı. Buradan hepsine de selamlar. İnşallah hepsiyle de güzel paylaşımlar da yapacağız. Ziyaret edeceğim abi onları da bu arada. Çalışmalarımız da olacak değil mi? Aynen yani inşallah zaten motor olursak çok çok daha sık görüşeceğiz. Tabii. Ama bu süreçte kendilerini de ziyaret edip hani hem Kınık'la ilgili projelerini anlatmalarını rica edeceğiz. Tabii. Hem de biz kendileriyle bir önden daha detaylı bu muhtarlık süreci ve sonrasındaki taleplerimizle ilgili şimdiden sen herhalde başlamış olacağız inşallah. İl diye de Kınık'ı il. Çiftlikköy'de ilçe mi yapacaksın? Öyle bir niyet mi var? Vallahi bilmem abi zaman neler ne getirecek hayırlısı, Allah bilir artık. Hayırlısı aklımızda inşallah, hayırlısı diyelim. Olur. Niyetler güzel oldu mu her şey olur. İnşallah. İnşallah. Senin de niyetin temiz. Eyvallah abi. Dostlara da o zaman buradan teşekkür edelim izledikleri için. İyi akşamlar dileyelim. Görüşürüz dostlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar.